evde yaşamanın en keyifli yanı kendinize ait bir hobi alanınızın olmasıdır. Çünkü küçük bir evde yaşıyorsanız bahçenizde daha fazla vakit geçiriyorsunuz demektir. Herkese selamlar. Ben Özlem Akçin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifler nasıl arkadaşlar? Beni sorarsanız eğer ben çok iyiyim. Şu anda bir Ege turundayım. Ege turunda neler yapıyorum? Küçük ev videoları hazırlıyorum ve yayınlıyorum kanalımda biliyorsunuz. Bu arkamda gördüğünüz küçük evle de aslında ben tamamen dün tanıştım. Akyaka'dan Akbükkoyun'a doğru denize gidiyordum aslında. Yoldan geçerken gördüm ve gerçekten hayran kaldım. Dedim ki bu küçük ev mutlaka benim YouTube kanalımda olmalı. Ardından ne yaptım? Bir çılgınlık yaptım ve yukarıya doğru çıktım. Burada Yiğit Han'la tanıştım. Yiğit Han sahibi oluyor. Kendisi şu anda ekran karşısına çıkmak istemedi. O yüzden evin bütün detaylarını ben kendisinden öğrendim ve sizlere aktaracağım. Evi anlatacağım ama öncesinde bahçeyi size anlatmak istiyorum. Ev 19 metrekarelik arkadaşlar. 600 metrekarelik bir bahçe içerisinde bulunuyor. Muğla'dayız. Hemen konumu da söyleyeyim size. Muğla'nın Kıran köyündeyiz. Sahile çok yakın bir konumda bulunuyor burası. Evin de efsane bir deniz manzarası var. Yiğit Han'ın burada çok güzel çözümler geliştirdiğinden bahsettim. Gelin bakalım neler yapmış. Size de ilham olabilmesi adına her detayı size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle en ilgimi çeken çözümünden bahsetmek istiyorum size. Arazinin dört bir yanına lavanta ekecekmiş. Hatta evin kapısının giriş kısmına küçük bir lavanta ekmiş. Lavantanın şöyle bir özelliği varmış arkadaşlar. Evin içerisine ya da araziye yılan, akrep gibi çok tehlikeli sürüngen hayvanların bu noktaya girişini engelliyormuş. Aynı zamanda sivrisinekleri de uzak tutuyormuş. Hatta bana lavanta yağı verdi. Şöyle kollarıma sürdüm sivrisinekler gelmesin diye. Ama şöyle bir dezavantajı varmış. Eşek arılarını çekiyormuş maalesef. Bunların yanı sıra evin ekonomisine katkı sağlayabilmesi için araziye çeşitli meyve ağaçları ekmiş. Aynı zamanda avokado yetiştiriyor kendisi. Tamamen kendi yediği avokadoyu işte suya koyuyor. Böyle 6 ay ya da 1 yıl kadar bekletiyormuş. Ben o detayı tam olarak bilmiyorum ama mutfağında gördüm. Birazdan içeriye girdiğimizde gösteririm size. Avokadoyu filizlendiriyor ve bahçesini ekiyor. Hatta biraz ileride arka tarafımda bahçede bir avokado bulunuyor. Onu da tamamen kendisi filizlendirmiş ve yetiştirmiş. Aslında şu anda ağaçların küçük küçük böyle henüz fide halinde olduğunu görüyorsunuz siz de. Ben de buranın yeni olduğunu düşünmüştüm geldiğimde. Dedi ki bu ev aslında 5 yıldır var. Ben 5 yıldır bu evde yaşıyorum ama hiçbir zaman bahçeye gereken ilgiyi göstermedim. Artık şimdi heves ettim. Şimdi burada organik tarım oluşturmak istiyorum. Bundan dolayı hemen şimdiden organik tarıma başlamadan önce çeşit çeşit meyve ağaçları ekmiş sağa sola. Araziye değindiğimize göre şimdi gelin bir de asıl konumuza değinelim. Eve değinelim tabii ki. Ev çok güzel görünüyor değil mi? Öncelikle ben açıkçası yoldan geçerken gördüm dedim ya, evin dış kaplamasının rengine vuruldum. Ayon sağcıymış. Ben ilk defa duydum ayon sağcı kullanıldığını küçük evlerde. Yani ayon sağcını ilk defa duydum aslında. İthal ediliyormuş. Özelliği neymiş arkadaşlar? Hafif olmasıymış. En önemli özelliği bu. Ondan dolayı Yiğit Han evinde ayon sağcı kullanmayı tercih etmiş. Evet. Aslında bir küçük ev üreticisine yaptırmamış. Kendisi de yapmamış. Tamamen bir marangoz arkadaşına yaptırmış. Marangoz arkadaşı için de bence güzel bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum. Evin içerisinde çok güzel çözümler bulunuyor. İçerisine de gireceğiz ama bu evin tekerlekli bir ev olduğundan da bahsetmek istiyorum ben size. Tekerlek kısmında bu gördüğünüz şu anda üzerinde bulunduğum verandayla kapatmış. Tamamen tekerlek görüntüsü görünmesin diye kapatmış bu noktayı. Ev aslında 19 metrekarelik ama 45 metrekarelik bir kullanım alanı var. Neler dahil buna? Şöyle gördüğünüz veranda, aynı zamanda evin içerisinde bir de loft kat var. Bunların ikisi dahil olunca 45 metrekarelik bir kullanım alanı oluşmuş evde. Araziye su çektirememiş ama şöyle gördüğünüz gibi 5000 litrelik mavi bir deposu bulunuyor. O depo yardımıyla evin su ihtiyacını karşılıyor. Gelin bir de evin içerisini keşfedelim. Evin
içerisine girdiğimde ilk dikkatimi çeken detayı göstermek istiyorum size. Kapı. Gördüğünüz gibi böyle turuncu bir kapı var. Evin hiçbir yerinde bu rengi göremeyeceksiniz. Çok soft renkler var evin içerisinde aslında. Yiğitan kapıyı tamamen kırmızı hayal etmiş ve aslında kırmızı yaptırmış. Sonrasında marangoz turuncuya çevirmiş. Demiş ki böyle daha güzel oldu. O da tamam demiş, canın sağ olsun. Şu anda bulunduğumuz alan oturma odası diyebileceğimiz alan aslında. Oturma odasında hemen neler var onlardan bahsedeyim size. Yiğitan'ın tamamen kendi yaptırdığı koltuğu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle altındaki ahşap kısmını kendi tasarlamış ve marangozuna yine yaptırmış. Üst kısmındaki bu minderleri de bir yerden temin etmiş ve bu alt iskelete yakıştırmış. Bu bölümü oldukça da şık olmuş. Aslında evin içerisinde ev dahil, evin içerisindeki birçok eşya tamamen Yiğitan'ın proporsiyonuna göre, yani boyuna göre yapılmış. 1.90 boyu var. Oldukça uzun boylu bir arkadaş. Buradan da izliyorsa muhtemelen izliyordur zaten. Kendisine selamlarımı ileteyim. Koltuğu da 2 metre olarak tasarlatmış. Şöyle bir şey düşünmüş çünkü. İşte eve bir arkadaşı gelirse, bir çift gelirse kendilerine işte yatak odası kısmını verecekmiş. Veriyormuş daha doğrusu. Kendisi de burada yatabilsin diye bu koltuğu 2 metre ebatında yaptırmış. Hemen odadaki diğer detaylara değinerek videomuza devam edelim. Şu sehpayı göstermek istiyorum size. Yiğitan'ın vefat etmiş babasından kalmış bir sehpa. Üzerindekini bilmiyorum ne olduğunu ama oldukça şık olmuşlar onlar o köşeyi. Şu minderler benim çok dikkatimi çekti. Arkadaşının Tayland'dan getirdiği minder kılıflarıymış. İçerisinde kendisi doldurmuş. Evde yemek masası yok sizin de gördüğünüz gibi. Tamamen bu noktada yemeğini yiyor. Bazen de şöyle koltuğa oturup bu sehpa yönüne çekiyormuş. Orada yemeğini yiyormuş. Siz de bu eve gelirseniz eğer bu anları yaşayacaksınız. O yüzden böyle detaylı bir şekilde anlatıyorum. Burada böyle kocaman cama karşı, deniz manzarasına karşı yer sofrasında yemeğinizi yiyebilirsiniz burada. Evin ayon sağcından yapıldığını söyledim. Evin içerisindeki bazı detaylarda da dut ağacı kullanılmış. Mesela bu gördüğünüz merdiven dut ağacından. Aynı zamanda mutfak tezgahı, mutfağa geçeceğiz birazdan. Tezgahı da göstereceğim size. Mutfak tezgahı da dut ağacından yapılmış. Onun haricinde diğer bütün ahşap malzemeler ayon sağcından yapılmış. Mutfağa geçtik ama mutfağın hemen yan tarafında küçük bir detay var. Onu göstermek istiyorum. Şöyle iki çekmeceli, böyle ne desem bilemedim, üzerine minder gelecek bir masa var burada. Sehpa var daha doğrusu. Üzerine minder yaptırıyormuş şu anda. Minder geldiğinde burada böyle pencereyi açıp keyifli bir şekilde vakit geçirilebilecek bir alan bulunuyor. Kendine az tasarımı olan bir mutfakla karşı karşıyayım şu anda. Hemen her detayı size anlatmak için sabırsızlanıyorum. Mutfakta aslında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın gibi birçok ankastri ürünün var olduğunu görüyorum. Küçük alanları verimli kullanabilmişler. Minik bir bulaşık makinesi var arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi. Bulaşık makinesinin hemen üzerinde de fırın bulunuyor. Aslında normal evlerimizde kullandığımız bulaşık makineleri sadece bu fırın ve bulaşık makinesinin olduğu yere anca sığıyor. Ama böyle minik ürünler seçerseniz eğer, küçük tezgahların içerisine de her şeyi sığdırabilmiş oluyorsunuz. Mutfak tezgahının üst kısımlarında şöyle kapaklı dolapların fazla kullanılmadığını görüyoruz. Sadece köşe noktaya iki kapaklı dolap konumlandırmışlar. Diğer kısımlara da raflar koymuşlar. Rafların üzerinde de işte bardak gibi, böyle saklama kutuları gibi detaylar bulunuyor. Bu çok güzel bir detay olmuş. Muhtemelen kendileri de bunu tamamen bilinçli bir şekilde yapmışlardır diye düşünüyorum. Mutfağı basık göstermemiş. Lavabo çok şık, efsane güzel. Gerçekten çok da kaliteli bir marka aslında. Ama şöyle bir dezavantajı var. Aslında lavabonun dezavantajı yok. Sadece konumlandırılmasının bir dezavantajı var. Mesela tezgahta çalıştınız diyelim. Burada işte bir şeyler yaptınız ve silmeniz gerekiyor artıkları. Direkt lavaboya süpürebilirseniz eğer çok rahat olur. Ama lavabo ile tezgahın arasındaki yükseklik farkından dolayı direkt lavaboya süpüremezsiniz. Maalesef şöyle avucunuza süpürüp lavaboya atmanız gerekiyor. O yüzden kullanışsız olmuş. Mutfağa dair bir detaydan daha bahsedeceğim. Burada tam zamanlı yaşandığı için büyük boy bir buzdolabı koymayı tercih etmişler buraya. Merdivenin altındaki depolama alanları çok akıllıca olmuş. Ben bu detayları gerçekten çok seviyorum. Göstereyim size neler yapmışlar. Burası aslında giysi dolabı. Birazdan loft kata çıktığınızda göreceksiniz. Orada herhangi bir giysi dolabı yok, gardırop yok. Burayı tamamen gardırop olarak kullanıyor. Şurayı da mutfak kideri olarak kullanıyor. Şöyle mutfak araç gereçlerinin olduğu derince bir dolap burası.
Burada bir dolap daha var, bitmedi. Merdivenin altındaki her yeri kullanmışlar gerçekten. Burada da temizlik malzemelerinin, işte çöp kutusunun olduğu bölüm bulunuyor. Loft kata çıkmadan önce alt kattaki son detayı göstermek istiyorum size. Tabii ki bir evin olmazsa olmazı banyo. Banyoda sizin de bildiğiniz gibi bir banyo aslında. İşte duşakabini, el yıkama lavabosu, minik dolabı, aynı zamanda klozeti olan bir banyo. Banyodaki ilgimi çeken detayı hemen söylemek istiyorum. Boydan boya uzunca, ince uzunca bir cam bulunuyor burada. Normalde hani banyolarda benim minik camlar olur ya yukarılarda. Öyle bir cam değil. Oldukça uzun bir cam bu. Bu camın ama şöyle bir handikapı varmış. Yan tarafta başkasının bir arsası bulunuyor ve o arsaya ekip biçmek için işte köylüler geliyor. Ondan dolayı buradan böyle göz göze gelme gibi bir durumlar olabiliyormuş. Cama tamamen internetten, böyle işte sizin de bildiğiniz sitelerden sipariş verdiği renkli motiflerden bir bant yapıştıracakmış. Bu ev bir Airbnb evi olacağından dolayı bu detayı bilmenizde fayda olacağını düşündüm. Küçük evlerin en büyük sorunlarından ve zorluklarından bir tanesi merdivenleri oluyor. Bu evdeki merdiven oldukça rahat. Hatta trabzanı var gördüğünüz gibi. O yüzden merdivenle loft kata rahat bir şekilde çıkabiliyoruz. Evin loft katındayız. Tabii ki yatak odasındayız. Yatak odası oldukça geniş tutulmuş. 2 kişilik yatak. Aynı zamanda yatak başlarında her iki tarafta da minik minik sehpaların olmasının yanı sıra 2 tane de pencere bulunuyor. Bir tanesi hemen başucunda, bir tanesi de sol tarafta. Bu evde gökyüzü penceresi kullanılmamış. Bence hiç de kötü olmamış çünkü tavan boyu oldukça yüksek olduğundan dolayı çok da gereksinim hissedilmemiş diye düşünüyorum. Yataktan bahsetmek istiyorum size hemen çünkü benim de ilgimi çekti. NASA teknolojisi ile üretilmiş bir yatakmış. İşte Yiğit Han yorucu doğa sporları ile ilgilendiği için etrafta işte böyle trekking rotaları varmış çünkü çok güzel. Aynı zamanda bisiklet de sürüyor kendisi. Bunların ardından eve geleyim ve beni rahat, efsane rahat bir yatak beklesin demiş ve böyle bir yatak almış. Arkadaşlar ben sizinle Yiğit Han'ı da tanıştırmak istiyorum. Yiğit Han aslında bu evin sahibi. Merhaba Yiğit Han, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi Bodrum'da işteydi, şu anda yetişti. Videonun açılışını o yüzden ben tek başıma yaptım. Yiğit Han, ben sana sponsorum Koçtaş'tan dekoratif bir lambader getirdim. Evine çok yakışacağını düşünüyorum. Hem de işlevli bir lambader. İçerisinde kitaplık kısmı da bulunuyor. Harika. Ben çok beğendim. Kendim seçtim senin için. Harika. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Gezdik, dolaştık. Benim gerçekten A'dan Z'ye en keyif alarak videosunu hazırladığım evlerden birisi oldu. Siz de beğenmişsinizdir umarım arkadaşlar. Ben sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Bu evde ne gibi çözümler olsaydı çok daha iyi olurdu. Bütün bunları yorumlar kısmına yazın ya da beğenmediğiniz detayları da yazın mutlaka. Ben zaten biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı okuyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız eğer çok sevinirim. Hemen şuna da değinmek istiyorum. Dilerseniz bu evde konaklayabilirsiniz. Airbnb linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan Yiğit Han'a ulaşabilirsiniz. O zaman yine size keyifli bir küçük ev tanıttığıma göre yeni maceralara devam edelim. Bundan sonraki küçük ev videolarımızı izlemek için, kaçırmamak için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bu videoma da beğeni yapın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.